Her sene yaz biter bitmez Ağustos arkasından sonbaharda bahçedeki çiçekler çok daha güzel oluyor. Çiçekler canlanıyor, iç sıcaklar geçince daha çok çiçek veriyor çiçekler. Bitkilerde daha fazla çiçeklenme oluyor. Çiçekleri canlı, güçlü ve renkli oluyor. Gür oluyor. Peygamber kılıcı bu da metrelerce uzayabiliyor bazen. Bu da telgraf çiçeği. Bu da kurdele çiçeği. Bu bir saksıda iki kök şeklinde vardı. Köklerinden ayırdım. İki ayrı saksıya diktim ve böyle saksıda yayılıp gitti. Diğer saksı da burada. Bunun beton saksısını kendim yapmıştım. Şimdi bu sonbaharda, Eylül-Ekim döneminde çok fazla kenarından sürgünler verdiğini görüyorum. Böyle uzun uzun saçakları var. Ucunda da kendine benzeyen bir çiçeği var. Bu şekilde ucunda çiçekleri var. Böyle bir sürü saçak verdi. Şimdi ben bu çiçeği daha önce köklerinden ayırarak çoğalttım ama bu saçaklarla ne yapabileceğime odaklandım. Daha önce de hiç tecrübe etmedim. İnternette aradım, araştırdım, bir bilgi de bulamadım. Bunu şimdi tamamen deneme yanılma yöntemiyle çoğaltmayı deneyeceğim. Bardakta suda köklendireceğim önce. Bakalım suda köklenecek mi? Daha sonra da suda köklenmezse daldırma yöntemiyle, toprağa daldırma yöntemiyle çoğaltmayı deneyebilirim. Bakalım tamamen deneme yanılmaya dayalı olarak keşfedeceğiz. Dalların ucunda böyle çiçekleri var görüyorsunuz. Kendi türünün benzeri çiçekler. Şimdi ilk deneme yöntemi olarak bu dalları suda köklendirmeyi deneyeceğim. Böyle bir bardağın içine koyup biraz da içme suyu koyup arıtmadan suda böyle birkaç hafta bekleteceğim. Bakalım kök salacak mı? Dallar da enteresan pipet gibi kamış gibi dalları var çiçeğin. Bu da telgraf çiçeği. Bunu da kenarda köklendirmeyi bırakmıştım. Gördüğünüz gibi köklendi bu. Şimdi bunu böyle camın önüne güneş alan bir yere koydum. Burada köklendirmeyi bıraktım. Bakalım takip edeceğiz, sonucu göreceğiz. Ne olacak? Köklenecek mi? Sonbaharın güzelliği. Çimler yemyeşil oldu. Çok güzel oldu. Geldi karoş. Çiçekleriniz. Güzel işte. Karoş. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi kaç ay sonra bile bu sürgünler duruyor. Bakın böyle sürgünler. Şimdi buradan çoğaltmayı deneyeceğiz. Bakalım internette araştırdım. Baktım hiçbir bilgi bulamadım. O yüzden tamamen deneme yanılma yöntemiyle deneyeceğiz. Makasımızı alalım. Şimdi böyle bahçe makasıyla keskin uçlu keseceğiz. Daha önce böyle bunu sapından kestim. Köklendirmeye çalıştım ama kurudu olmadı. Tamamen çürüdü suyun içinde. Şimdi bu sefer şöyle deneyeceğim. Normal herhangi bir çiçek köklendirmede olduğu gibi. Şu noktadan keseceğim. Suda bekleteceğim. Hedefim buradan köklenmesini sağlamak. Buradan kök salıp onu toprağa dikebileceğim. Şimdi şu dalı tam bu noktadan
Bakın tam bu noktadan şöyle kesiyorum. Yine şunu da kesiyorum. Bunu da şöyle tam bu noktadan kesiyorum. Bakalım başka. Şurada da var. Çok var. Bunu da kesiyorum. Şunu da bırakayım biraz. Şunu da keseyim. Tamam, bu kadar yeter. Bunları deneyeceğim. Biraz da dalında bıraktım. Şimdi. Ha, bu da kırılmış. Şunu da keselim. Tamam, bunu da kısmetiymiş. Bakın çiçeklerini de göstereyim size. Bu mandalina ağacımız. Mandalina ağacımız, bakın bu sarı gül yanında. Çok güzel açtı. Her mevsim açıyor sapsarı. Güzelliğe bakın. Bu mandalina ağacımız. Bodur boyu küçücük. Benim belime kadar. Ama mandalinaları görüyorsunuz. O kadar verimli ki bir sürü mandalina verdi. Ve büyümeye devam ediyor. Boyu küçük ama marifeti büyük. Benim ağaçlarımın içinde en verimli meyve veren bu bodur mandalina oldu. Bu sardunya, bu taflan. Kaktüsleri görüyorsunuz. Şöyle en baştaki peygamber kılıcı. Yine çeşmenin üstünde bu var. Bakın kaynana dili. Yine kaktüsüm. Kaynana dili. Bunlar böyle. Ha, şöyle araya ektiklerim de var. Bakın bu da yine bir kaktüs türü. Bu bir karoş türü. Karoş her şeye girmesen olmaz. Ha, bak burada da kaktüslerim var. Bunlar da kaktüslerim. Kaktüs sevenler için. Tamam. Şimdi şunları alalım. Alalım. Karoşu da alalım mı? Karoş. Bunları alalım. Bunları deneyeceğiz. Bakalım köklendirmeyi. Dediğim gibi tamamen deneme yanılma yöntemiyle deneyeceğim. Ben de ilk defa deniyorum. Çok fazla bilgi de bulamadım internette. Şimdi bunları bir deneyelim. Bu bardak ne kadar uygun bu iş için. Bu çiçeklerini koymak için içine. Kesmiş olduğum çiçekleri. Köklenirse bunlar, bakın 4-5-6 tane saksıda çiçek elde etmiş olacağım. Bayağı fazlaca olacak çiçeğimiz ve çok güzeldi, çok zarif bir çiçek, çok seviyorum. Bakın buralarından ne güzel çıkmış. Bir kök salarsa çok güzel bu toprakta çoğalır. Şimdi içme suyu koyuyorum arıtmada. Şöyle köklerine değsin yeter. Böyle arada bir su kokabilir, durdukça bozulabilir. Suyu döküp değiştirip yenilemek lazım arkadaşlar. Dışarıda gördüğünüz iki ayrı saksı da vardı ya bu çiçekten. Onları tamamen köklerinden ayırma yoluyla elde ettim. Köklerinden ayırarak iki kök vardı. Ama bu yöntem ilk defa ben de şimdi deniyorum. Deneme yanılma yöntemi. Bu şeffaf vardı ağzımızda. Nasıl kök salacağını gözlemleyeceğiz. Evet, arkadaşlar haftalardır suda bekledi. Ama hiçbir köklenme ibaresi göstermedi. Hatta 2-3 tanesi de çürüdü, simsiyah oldu suyun içinde. Ben artık bunu direkt toprağa ekmeyi düşünüyorum. Çünkü böyle suda köklenmeyen çiçekler toprağa ektiğimizde toprakta tutunup canlanabiliyorlar, çoğalıyorlar. Şimdi deneyimize devam ediyoruz ve toprakta deneyeceğiz. Direkt alacağım, böyle toprağa dikeceğim. Bu arada yani ondan sonra suda köklendirmeye çalıştığım çiçeklerin hepsi köklendi. Bakın bu köklendi mesela, hem de ne biçim kök saldı. Artık diyor ki beni diyor toprağa ek diyor. Ben diyor köklendim. Burada bir tane de acem borusu sarmaşığı turuncu renkli köklendiriyorum. Bizim mahalleden aldım, kestim. Şimdi bunları toprağa dikeyim. Önce şu kuruyan yerlerini de temizleyeyim. Temiz olsun. Her zaman kuruyan dalları temizlemek çiçeklerin canlanmasına neden oluyor. Ben şunu şuradan keseyim direkt. Bak buradan çürümeye başlamış. Şunları da elimle temizleyeyim. Bir de Ekim-Kasım dönemindeyiz. Kasım ayındayız.
Güller biliyorsunuz Kasım ayında güzel kökleniyor. Yine ağaçların da Ekim dönemi, Ekim-Kasım dönemidir. İyi tutar bu arada ektiğimiz zaman. O yüzden şimdi böyle suda köklenmesi zor olan odunsu bitkileri de çoğaltma zamanıdır Ekim-Kasım dönemi. Şimdi ben o yüzden bunu direkt toprağa ekeceğim ve gelişimini gözlemleyeceğiz. Bakalım toprakta tutunacak mı, köklenecek mi? Deneyimize devam ediyoruz. Sevgimi aktarıyorum. Çok güzelsin, çok tatlısın umarım. Sen de güzel. Aa bir dakika, bir dakika bir şey fark ettim. Dur. Aa bakın. Bir şey fark ettim, bir şey buldum. Şurada kökler var. Evet, burada kökler var. Bakın. Küçük kurtlar gibi. Bence buradan kökleniyor bu. Ha, tamam. O zaman ben ne yapacağım? Bak bak buradan köklenmiş. Hepsinde var bu küçük kurt gibi şeyler. Burada var. Bunları şuradan böyle keseyim. Uzun uzun. Şöyle keseyim. Böyle buraya kadar toprağa ekeyim. Böyle deneyeyim bakalım. Çünkü burada kökleri. Buradan ekeyim. Toprağa. Ondan sonra şöyle bu bir nevi kök olsun o zaman. Şu toprağa tutunması için böyle şöyle kesiyorum. Şuraya kadar toprağa gömeceğim. Böyle deneyeceğim bakalım. Şu uzun kalan yerlerde toprağa iyi yapışması için. Hadi bakalım gel kızım deneyelim. Hadi bakalım deneyimiz inşallah başarılı olur. Çiçeklerimiz tutar. Bakalım bakalım. Şimdi köklerin olduğu yere kadar kapatmam lazım ki kök salsın. Hepsinde böyle görüyorum minik minik. Minik minik kökler var. Şimdi takip edeceğiz. Eğer bunların köklendiğini düşünürsek bakar mısınız ne kadar çok çiçeğim olacak. Ve bu sadece iki yapraktan oluşanlar. Öbür çiçeklerimde de bir sürü böyle yaprak var. Bu demek oluyor ki bir sürü yeni çiçek oluşumu demek. Bakalım takip edeceğiz. Ben bunları böyle kuru şekilde toprağa ektim. Hafif suladıktan sonra tekrar köklerine bastıracağım. İyice kökleri yerleşsin diye. Bu çiçek çok fazla suyu da seven bir çiçek değil. Az sulama istiyor. Ha, bu kadar yeter. İçme suyu koydum. Şimdi biraz daha köklerine bastırıyorum ki kökleri iyice oturtuyorum. Çıkmasınlar diye. Nemli toprağa böyle bastırınca daha iyi yerleşiyor. Kökler hava almasın diye iyice toprakla kapatıyorum. İşte bu. Bu haliyle bile çok canlı görünüyorlar. Başaracağız inşallah. Hadi bakalım. Ve şöyle bir baktım etrafındaki çiçekleri böyle köklenen var mı diye. Şöyle baktım. Şurada biraz küçük kökler var. Ondan sonra ama dibinde bakın bir sürü kök var. Köklerini görüyor musunuz? Bir dakika Karoş. Kökleri buradan böyle ayırabilirim. Kökünden de bunu yeni çiçek oluşturabilirim. Şunu da kesip ekeceğim bir yere. Dur Karoş bir dakika. Allah Allah dur şimdi. Bir dakika. Evet şunu keseceğim. Daha sonra şu vermiş olduğu değişik kökleri de ayırıp köklerinden saksılara dikebiliriz. Bunu da bu çiçeğin satısına ekeceğim. Şuraya. O da burada çoğalsın. Tamam biraz suyunu. Burada kökler. Bakın şunu da bakın köklendirdiğim bunu da buraya koydum. Güneş alan yeri.
Evet, güzel gelişimle devam ediyor yani. Eriyip kaybolmamış canlı. Arada bir sararan yapraklar var ama canlı şekilde duruyor. Biraz çok azıcık su vereceğim. Böyle damlatıyorum. Yapraklara getirmeden. Şöyle çok az bir nemlendirdim. Çünkü ben bu çiçeği yazın her gün suladığımda yapraklarının sarardığını anladım. Yapraklarının sarardığını fark ettim. Çiçeklerde yaprak sararması da su fazla gelmiştir demek. Az su seviyor demek anlamına geliyor. O yüzden çok fazla sulamıyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Yorumlarınızı aşağıya bırakın.